Herkese merhaba arkadaşlar. Kaderimin Oyunu dizi analizine hoş geldiniz. Öncelikle Kaderimin Oyunu dizisini sevenler, bir dizi çok güzel, final yapmasın diyenler videomuzu beğensin ve yorum yapsın ki ne kadar çok sevildiğini görelim. Gelelim analize. İyi insan bu dünyada her zaman iyidir, ne yaşarsa yaşasın. Kötü de kötü. İnsan geçmişini ve nereden geldiğini asla unutmamalı. Tıpkı Mahir gibi. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş misali Raci ve Zahide, gıcıklıkta sinsi halleriyle ve maddiyatçı oluşlarıyla gayet uyumlu bir çift. Ne Cemal ne Asiye aynı konakta bir gün kaderin onlara bir ağ kuracağını düşünmemişlerdi. Asiye çocukları ile Cemal de bırakıp gittiği iki masum çocuğun ve aşık olduğu kadın Asiye'ye yaptığı zulmün vicdan azabı ile iç dünyalarında sevgilerini bastırıp hayata kendi yollarında devam ediyorlardı kaderin oyunu işte. İkisini yeniden aynı çatı altında kaderlerini yaşamaları için bir araya getirdi. Bakalım Cemal son anda konakta kalmaya karar vererek iyi mi yaptı kötü mü yaptı? Heline, Asiye'ye ve çocuklarına karşı hatalarını telafi edebilecek mi? Cemal günah çıkarırken bile Asiye ve Nergiz'in canını yakarken, Nergiz ve Asiye de Mahir'e yakın davranarak Cemal'in canını yakmayı gayet iyi başarıyorlar. Bundan sonra Mahir ile Cemal arasındaki en büyük savaş Asiye ve çocuklara kimin daha iyi babalık yapacağı olacak. Dizide geçmişi hatırlatan yoğun duygusal bir bölüm izledik. Bakalım gelecek bölümde duygusallıktan biraz çıkıp heyecanlı sahneler görebilecek miyiz? Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı unutmayın.